Sağ ol kızım. Sağ olasın. Geldiğinden beri niyetini açıkça belli etti. Hiç utanmadan otağımda beni tehdit etti. Ne ister bu adam senden kızım? Tez vakitte to ister Haynana. İster ki beyliği kurulsun. Sen ne edeceksin Aslan Hatun? Ben davamdan vazgeçmem. Abimin emanetine sahip çıkacağım. Biz de Ertuğrul Bey'in davasına sahip çıkmak isteriz. Lakin Dündar Bey başka düşünür. Hayır olsun. Dündar Bey Hanlı Pazar'ı satıp Gündoğdu ve Sungurtekin ağabeylerinin yanına göçmek ister. Sen ne dersin Halime Hatun? Ana, başım dara düşse, bela nereden gelirse gelsin, arkamda kayılar olacak derdim. Siz de giderseniz ben ne edeceğim o vakit? Dur hele kızım, dur. Daha bir şey belli değil. Hele bir toy kurulsun. Gün ola harman ola. Turgut da gelecek yakında. Ne o ne de biz seni asla yalnız koymayız kızım. Aslan Hatun, pekmezler kaynatıldı. Hatunlar ilk olarak sizlerin tatmanızı isterler. Hayırlısı neyse o olsun. İndi kalkıp hatunların yanına varalım. Hadi bakalım. Hadi bismillah.
Nihalis hizmet edin. Yemin ederim hiçbir şey bilmiyorum. Nihalis'in kime köpeklik ettiğini söylemeden seni yaşatmam. De hele kim o? Dur. Yeter yapma. Vurma. Söyleyeceğim. Şifa olsun Halime Hatun. Elinize sağlık. Şifa olsun. Hatunlar. Hepinizin eline sağlık. Pek lezzetli olmuş. Şifa olsun Halime Hatun. Aslıhan Hatun. Karaca Hatun. Bahadır Bey'in hatunudur. Hoş gelmişsiniz Karaca Hatun. Aslıhan Hatun'la dillere destan dostluğunuza şükür tanık olduk. Sağ ol Karaca Hatun. İnşallah Bahadır Bey'im de otağına kurulduğu vakit dostluğumuz devam eder. Aslıhan Hatun obasında durdukça dostluğumuz devam edecektir. O vakit üzülürüm. Ne de olsa sözlüsü Turgut Alp döndüğü vakit Aslıhan Hatun obasında kalamayacak. Erinin obasına varacak. Kimin nerede kalacağı, kimin nereye gideceği belli olmaz. Karaca kadar da itaatsiz biriymişsin böyle Ertuğrul Bey. Kurtların çakallara itaat ettiği nerede görülmüşsün ko? Bizi bırak sen git Ertuğrul Bey. Git kurtar kendini. Bırak onu soysuz. Hepsinin hayatı senin elinde. Ya teslim olursun ya da hepsini tek tek gebertirim. Yaptığını yanına bırakmayacağım Simko. Ertuğrul iki adamımızı öldürmüş Simko. Lanet olası Türk. Bu elindeki ne? Bu güvercini Mialis'in adamların atında bulduk efendim.
Ares'in nasıl bu kadar çabuk haber aldığı belli oldu. Güvercin şimdi bizim için uçsun. Böylece Ares, Ertuğrul'un elimde olduğunu öğrensin. Öğrenince de altınlarımızı hazır eder. Toparlanın. Geceyi mağarada geçireceğiz. Hadi. Pazarı satıp göç edeceğinizi işittik. Henüz belli bir şey yoktur Karaca Hatun. Sahi mi? Dündar Bey Bahadır Bey'imle konuşmuş. Toyda Bey seçildikten sonra pazarı satmak istediğini söylemiş. Bahadır Bey Dündar Bey'le ne vakit konuşmuş? Emir Saadettin Han'a davet etmişti. Orada hem tanışmışlar hem de bu meseleyi görüşmüşler. Dündar Bey pazarı satmak istediğini söyleyince Bahadır Bey'im de ele yabana gitmesin diye pazara talip olmuş. Bize müsaade kızım. Leş bekleyen sırtlan sürüsü ha. Sizin tek nasibiniz kanınıza susamış kılıcımdır. Soysuz. Aç yüzünü. Kimsin sen? Ertuğrul Bey, neden gitmedin? Neden kaçıp kurtarmadın kendini? Töremizde yola çıktığımız adamları yarı yolda komak yoktur Bito. Benim gibi bir hırsız için değer miydi? Sana kaç defa söyledim sefil köpek! Ertuğrul'a yaklaşmayacaksın demedim mi? Geç şuraya! Bırak adamı Simko. Ne işin varsa benimle gör. Senin yüzünden kaç tane kölem öldü biliyor musun Ertuğrul? Bana çok pahalıya patladın. Çok. Zaten az yolumuz kaldı. Önce şu köleleri satıp seni de sahibine teslim edeceğim. Ondan sonra da buradan defolup gideceğim. Beni tuzağa düşüren o soysuz. Seni de niyetini de iyi bilir. Sizi sağ koymayacak. O uğursuz altınlarını alsan bile önünde sonunda hepinizi öldürecek. Şimdi beni ve köleleri bırakırsan, bana tuzak kuranın adını da verirsen
Onu öldürür. Seni de adamlarını da bu beladan kurtarırım. Ay Ertuğrul Bey. Senin gücün bile ona yetmez. Yetseydi kendi ayaklarınla bu tuzağa düşmezsin. Dündar Bey'in kararları nelere sebep olur görür müsün ana? Bahadır Bey pazarı satın alırsa gayri beylik için eli güçlenecek. O vakit Aslıhan Hatun'a sırtımızı dönmüş olacağız. Aslıhan benim kızımdır. Obamın da gelini olacaktır. Evvela kendi derdimize derman bulmamız icap eder. Derman da bellidir. Ana, Bahadır Bey Aslıhan Hatun'u bertaraf edip beyliğe kurulmak ister. Bizim dermanımız pazarı ona satmak mı olacak? Pazarın bedelini kim tastaman verirse ona satılması icap eder. Bu Bahadır Bey de olsa münasiptir. Ya Aslıhan Hatun? Sadece bize değil, ona da fenalık ettiğini görmez misin Dündar Bey? Aslıhan Hatun bizim obamızdan ayrı değildir. O bize abimin emanetidir. Başımızın üstünde yeri vardır. Dilerse gelir, eriyle obamda yaşar. Asla gelmeyecek. Aliyar ağabeyine verdiği sözü tutup obasında kalacak. Sadece onu değil, Turgut'u da kaybedeceksin. Ben senin kararının karşısındayım Dündar Bey. Bundan gayrı Artuk Bey'in yanında olacağım. Bunu da böyle belleyesin. Maria. Bana bunu nasıl yaptın Maria? Ben sana yeni bir hayat verdim. Söyle. Emir Saadettin haber gönderdi efendim. Dündar Bey Bahadır Bey'le anlaşmış. Yarın toydan sonra hanın satışı yapılacakmış. Bu işi bir an evvel bitirmemiz lazım Lukas. Bu işi şansa bırakamayız. Mialis'ten haber var mı? Henüz yok efendim. Güvercinle geldi efendim. Mialis'ten oldu. Sevgili Ares, gönderdiğin adamların hepsi öldü. Ertuğrul hala benim elimde. 10.000 altın karşılığında Selçuklu devletiyle büyük bir savaşa mani olabilirsin. Yakında benden haber alacaksın. Eğer istediğim altını vermezsen Ertuğrul her şeyi öğrenecek. Ondan sonra olacaklardan ben sorumlu olmam. Simko. Simko. Mihalis ve adamlarını öldürmüş. Nasıl mümkün olur efendim? Hala Maria'nın kendine hizmet edeceğini sanıyor. Maria'nın bağlantısını bulursak onları da buluruz efendim. Hemen git Lukas. Hepsini öldür. Hepsini. Emredersiniz efendim. Kapı! Maria, bana her şeyi anlatacaksın Maria. Hepsini. Destur var mıdır?
Buyursunuz. Buyurun. Buyurun. Aşımız da pişmek üzereydi. Beraber yeriz. Ziyade olsun Bamsı. Lakin vakit aş vakti değildir. Seninle mühim bir meseleyi konuşmaya geldik. İyi. Buyursunuz. Buyurun Halime Hatun. Artuk Bey buyurun. Bamsı. İçindeki yarayı iyi biliriz. Sen Ertuğrul Bey'imiz için elinden gelen her şeyi yaptın. Lakin takdiri ilahi böyle buyurdu. Şimdi silkelenesin. Kendine gelesin. Vazifeni hatırlaman gerek. Vazife. Artuk Bey. Ne ola ki bu vazife? Dündar Bey kılıç hakkımız olan Hanlı Pazarı satacak. Ve obamızı Gündoğdu Bey'in obasına göç ettirecek. Gün ayağa kalkma günüdür Bamsı. Şayet omuz vermezsek davamız yerde kalacak. Halime Sultan da ben de Dündar Bey'in bu kararını bozmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Davamızı düşünen herkesin de bizimle bir olması icap eder Bamsı. Baş yerde kalır, dava. Dava yerde kalmaz. Üzerime düşen neyse yapmaya hazırım. Siz hele diyorsunuz bu zillete mani olmak için ne yapacağım diyorsunuz hele. Artuk Bey rahat durmayacaktır. Halime Hatun da yanına alıp kararımızı bozmak isteyeceklerdir. Bütün alplere, bütün beylere gideceklerdir. Bize düşen nedir Dündar Bey'im? Bizim de hem alplerle hem de beylerle tek tek görüşüp konuşmamız icap eder. Balaban Bey ile Elkoca Bey tereddütteler. Onlarla bizzat ben konuşup Toya kadar ikna edeceğim. Cilosun Bey'im, İnanç Bey kayınbiraderindir. Senin sözüne itimat eder. Toya kadar onunla konuşup ikna edesin. Buyruk senindir beyim. Eyvallah. Burada durursak zarar edeceğimizi söyleyin. Evet. Ama pazarı satarsak oradan alacağımız altınlar obamız için harcanacak. Sürülerimiz çoğalacak. Göç edince kayı obalarını birleştirip kuvvetimizi pekleştireceğiz. Herkese böyle duyurulsun. Eyvallah beyim. Yarın beylik toyu kurulacak Bamsı. Artuk Bey beyliğe taliptir. Alpleri ve beyleri yanımıza çekmemiz gerek. Alpler sana itibar ederler. Sözünü dinlerler. Onlarla konuşasın. Dündar Bey'i destekleyen beyleriyle görüşüp onları bu hatalarından vazgeçirmeye gayret etsinler. Eyvallah. Eyvallah Halime Hatun. Eyvallah. Sen merak etmiyorsun. Hepsiyle. Hepsiyle konuşurum evvelallah. Hepsiyle konuşurum. Ben de hatunlarla konuşacağım. Dündar Bey'e destek veren erleriyle konuşup onları bu hatalarından caydırsınlar. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım Halime Hatun. Sağ olasın Hafsa. Ben de beylerle tek tek görüşeceğim. Şayet Dündar Bey'in verdiği karar uyulursa içine düşeceğimiz zilleti tek tek anlatacağım. Eğer buna mani olmazsak bütün şehitlerimizin vebali üzerimize olacaktır. Bu mesele obamız için hayat memat meselesidir Bamsı. Vazife hepimizin vazifesidir. Vazife hepimizin vazifesidir Halime Hatun. Siz merak etmiyorsunuz. Siz merak etmiyorsunuz. Elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım.
Maria. Ya şimdi konuşursun? Ya da hiç. Yalvarırım bana bir şey yapmayın, ben masumum. Maria. Maria. Konuş benimle. Hayatın buna bağlı. Seni hala affedebilirim. Hala sana aşkımı verebilirim. Yeter ki bana gerçeği anlat. Yalvarırım bir şey yapmayın. Acıyın bana ne olur, masumum ben. Maria. Konuş. Bu senin son şansın. Konuşacağım. Bir şey yapmayın. Konuşacağım. Simko'nun bir adamı vardı. Antaeus. Bana her şeyi o yaptırdı. Beni köle olarak kalenize sokması için Simko'ya o verdi. O mektubu, odanızın kapısını asmamı da o istedi. Neden bu kadar bekledin? Ellerindeki o Türk, onu iyileştirmek için beklediler. Bana ihanet ettin Maria. Yalvarırım beni affedin. Mecburdum. Esir tuttukları küçük kardeşimi öldürmekle tehdit ettiler. Antaeus denen adam. Bana onun yerini söyle. Kardeşim onun elinden kurtarın ne olur. Ölene kadar size kölelik yaparız. Seni harcatmam var ya. Madem seni tuzağa düşürdüler. O zaman ben de seni bu tuzaktan kurtaracağım. Söyle bana. Bu Antaeus denen adam nerede? Antaeus adamları yolladı efendi Simko. Ya mektup? Yerine ulaşmış mı? Mektup Ares'in eline geçmiş. Maria işini yapmış. Güzel. Ares şimdi kucağıma düştü işte. Altınlarını bana tek tek verecek. Çok kalabalık oldular. Artık kurtulamayacağız. İnan kendi köleliğimi dert etmiyorum. Yalnızca senin için üzülüyorum. Ne kendin için?
ne de benim için üzülmeyesin Pito. Bitmemiş ömrün her anında bir umut kapısı vardır. İş ki biz o kapıyı açmak için mücadele edelim. Ertuğrul Bey, ömrümde senin kadar sağlam yürekli bir adam daha görmedim desem yalan olmaz. Fakat umudun da sonuna geldik artık. Bütün kapılar kapandı. Ümitsizlik bize haram kılınmıştır Pito. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diye emredilmiştir bize. Ölümden pervam yoktur. Şayet son nefesimi tüketmeden koy verirsem o vakit o nefes bana haram olur. Ne yapacaksın? Kölelere söyle. Hazır beklesinler. Son bir kez ölümüne vuruşacağız. Köleleri kaldırın. Gidiyoruz. Haşmetli ve yüce imparator. Sınırlarımızdaki Türk obaları perişan haldeler. Selçuklu emiri Saadettin menfaatleri için her şeyi yapabilecek biri. Onunla şimdilik Hanlı Pazarı ortak işleteceğim. Fakat pazar yakında tamamen bizim olacak. Kutsal amacımız uğrunda Türkleri yok etmenin ve bizden aldıkları her şeyi geri almanın tam vaktidir. Bizi bekleyen şanlı zafer için bana büyük bir ordu bahşetmenizi ve pazarda bizim için iş yürütecek yetkin birini göndermenizi diliyorum. Sadık hizmetkarınız Tekfur Ares. Dağı kavuşturana.
Seveni sevdiğine ulaştırana hamdolsun. Evlatlarım, hepiniz hoş geldiniz. Oğlum evladım. Hoş geldin Turgut. Hoş gördük ana. Hoş geldin oğlum, hoş geldin, hoş geldin. Aslan yiğidim, aslan yiğidim. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ salim döndünüz, şükürler olsun Allah'ıma. Sefalar getirdiniz yiğitlerim. Eyvallah. Sultanımız için, devletimiz için üzerimize düşen vazifeyi yaptık. Alnımızın akıyla obamıza döndük ana. Hoş geldiniz yiğitler. Karamızı ak eylediniz. Yurdumuzu şen eylediniz. Eyvallah. Turgut abi. Artık Bey. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş geldin benim ablam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hay maşallah kardeşim. Düşmana cenk yerini cehennem edip döndünüz ha. Döndüm kardeşim, döndüm. Maşallah kardeşim, maşallah. Maşallah, seni de çok iyi gördüm. Cana gelmişsin çok şükür. Geldim evvelallah, geldim. Hayrola ana? Bu beyler ne için toplanmıştır? Beylik toyumuz vardır Turgut Alp. Otağda konuşuruz. Hele bir soluklanın. İçeride konuşuruz her şeyi. Ertuğrul Bey'imizin içimizde açtığı yara hala çok tazedir Turgut Alp. Öyle tazedir ki bize emanet ettiği ne varsa ardımızda bırakıp Gündoğdu Bey'in obasına göç etmemizi ister Dündar Bey'imiz.
Aymana. Dündar Bey. Halime Hatun doğru mu der? Bu yüzden mi toy yaparsınız? Hanlı pazarı satıp kayıları bir kılmak isteriz. Eskiden olduğu gibi. Bir ve diri olmak isteriz. Biz senelerce Ertuğrul Bey'imin yolunda cenk ettik. Nice şehitler verdik. Şimdi bunu yaparsak Ertuğrul Bey'imizin kemikleri sızlamaz mı Dündar Bey? Sızlar. Sızlar kardeş, sızlamaz mı? Sızlar elbet. Ertuğrul Bey'imiz şehit olduktan sonra obamız dara düşmüştür Turgut. Dündar Bey de bu kararı almıştır. Kayıların bir arada olması gerek. Artuk Bey, Dündar Bey'in bu kararını karşı gelip beyliğe talip olmuştur. Karar toyundur. Aslan Hatun'un başında da bela vardır. Emmisi Bahadır Bey geldi. Obasıyla yanına göç etmek ister. Kimdir bu Bahadır Bey? Hayır mıdır, şer midir? Hayır değildir Turgut Alp. Ural'dan farkı yoktur. Aymana. Dündar Bey. Alpler cenkten yeni dönmüştür. Şehitlerimiz vardır. Aileleri bu acı günlerinde yalnız koymayalım. Sizin beylerle beraber onların yanında olmanız iyi olur. Eğer münasip görürsen Dündar Bey, toyun yarın yapılması daha iyi olur. Doğrusu budur Dündar Bey. Aileler yas tutarken toy yapmamız bize yakışmaz. Dediğiniz olsun. Toyun yarına ertelenmesi kabulümdür. Eyvallah. Benim de Tez Çavdar Obası'na varmam gerek. Onların da şehitleri vardır. Alplerini teslim edip taziyede bulunmam icap eder. Bütün şehitlerin ruhu şad olsun. Amin. Kardeş, kardeş. Ben de seninle geleyim. Ben de seninle geleyim, sana yoldaşlık edeyim. Ben yalnız gideceğim kardeş. Sen Alpler'in yanına varasın. Eyvallah. (Gülüyor)